Şimdi sizleri neden buraya topladım diye düşünüyorsunuz. Yıllardır farklı çatılar altında aynı amaç uğruna savaşıp durdunuz. Bağımsızlık, hürriyet, özgürlük. Şimdi eğer aklınız varsa benim kanatlarım altında toplanırsınız. Dermanı duymuşsunuzdur. Sizlere sahada liderlik edecek. Geçenlerde adamlarıyla birlikte Türkleri can evinden vurdular. Şehitliği yıkıp geçtiler. İçlerinden bir tanesini de delik deşik ettiler. Ben öyle duymadım. Ne dedin sen? Asmış Türkler şehitliği. Dermanın adamları Türklerin bayrağını bile indirememişler. Arkalarına bakmadan kaçmışlar. Gitmek istersen gidebilirsin. Seni burada zorla tutamam. Üç kilometre ötede bir köyün var. Bir karın, dörtte kızın var. Erkek diye tutturmuşsun. Sonunda olmuş. Bir de küçük oğlun var. Hayırlı olsun. Eğer gidersen seni koruyamam. Karının hırzına geçerler. Kızlarının hırzına geçerler. Küçük bebeğini vantilatöre asarlar. Düşman çok. Düşman her yerde. Ama eğer kalırsan seni korur kollarız. Buraların tek sahibi benim dersen abartmış olmam. Kalacağım. Öyle kuru kuruya kalacağım demekle olur mu? Bir özür dilemeyecek misin? Aferin. Endişesi ve şüphesi olan var mıdır? Yoktur. Güzel.
Tebrik ederim Derman. Eylemin sonuç verdi. Artık onlarca farklı terör örgütünden adam sahada seninle birlikte yer alacak. Güzel haber Sayın Ateşem. Güzel haber. Yalnız sana küçük bir uyarı. Söyle adamlarına bir daha başladıkları işi yarıda bırakmasınlar. Eğer o bayrak inseydi bugün daha çok güven kazanırdık, öyle değil mi? Haklısınız efendim. Bu sefer bir aksilik yaşadık. Ama bir daha olmayacak, merak etmeyin. İyi olur. Çünkü bir sonraki görevin daha zorlu. Bu dalga kıran operasyonu iyice canımızı sıkmaya başladı. Ele geçirdikleri yerler yetmedi, şimdi bir de oralara yardım göndereceklermiş. Çözüme dair bir model üretme peşindeler. Eğer bunu başarırlarsa bugün yanımızda yer alan herkes hızlıca saf değiştirir. Derman. Ne yap et? Oraya yardım girmesini engelle. Merak etmeyin efendim. Siz gerekli adamları bana gönderin yeter. Gerekirse bölgeye giden bütün yollara tuzaklama yaparız. Ulaşmalarını engelleriz. Taş taş üstünde bırakma. Türkleri, onlara yardım eden herkesi paramparça etmeden geri dönmek yok. Büyük bir keyifle efendim. Benden öncekilere mumla arayacaklar. Merak etmeyin. Eski sevgilim gelmiş, kokusundan tanırım. Heybetli gölgesinin üstüme düşüşünden bilirim. Televizyon şakan çok iyiydi. Ne yalan söyleyeyim. Düşmanın şakacı olanı tercihim. Hiç olmazsa eğlencelisin. Çok kaliteli bir şaka olduğu için sana kızgın değilim. Ama ben pek kızgınım, canım benim. Ne diyorsun? Sevgilim, anlat bakalım. Otur da dertleşelim. Derdini anlat ki derman olayım. Canımı derman sıkmış, hem de ne sıkmış. Ne yaptı Hayda, yine ne yaptı? Bana bak. Bir yere mi gidiyoruz? Ne oldu, çıkıyor muyuz? Dermana mı gidiyoruz yoksa? Söylesene derman ne yaptı? Derman, derman canı sıkmış. Biri öldü değil mi? Biri öldü. Bana bak. Bana bak. Yoksa sarı mı öldü? Sarıcı mı öldü yoksa? Yok canım, sarı dokuz canlıdır. O bir yolunu bulmuştur değil mi? Ha? Kurtulmanın bir yolu illa ki yok! Açık! Bana bak, yoksa pembe yarak mı? Öbür salaklar mı uydu? Gördüm. Lan! Konuş lan! Konuş! Derman hakkında ne biliyorsan anlat bana! Anlat! Hacı dede! Hacı dede öldü değil mi? Ama onun sırası gelmişti. Vallahi Hacı dede ölmüş! Hacı dede öldü mü ya? Hacı dede ölmüşsün. Anlamıyorum! Ama bir şey söyleyeyim. O buradayken dersini iyi çalışmıştı. Öbür tarafa çok hazırlık yaptı. Şimdi kırmızı halılar sermişlerdir. Öldürdüğü karısıyla buluşmuş, neye üzülüyorsunuz anlamıyorum ki. Adam zaten gidiciydi. Sus ulan! Sus ulan sus! Bana bak! Gel buraya! Sus! Sus ulan! Sus, konuşma.
Aferin. Aferin. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Sarı benim kadar sabırlı değildir. Haberin olsun.
Müsaadenizle komutanım. Şehit piyade Assubay Başçavuş Ali Haydar Bozdağ'ın özgeçmişini arz ediyor. ...12 Ocak 1982 tarihinde Samsun'da doğmuştur. 2000 yılında piyade Assubay Çavuş olarak ilk kıtasına atanmış... ...oradan bir sene sonra inha yoluyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tayin edilmiştir. O günden bugüne Özel Kuvvetler'de görev yapmıştır. Görev yaptığı süre içerisinde 3 kere yaralanarak gazilik şerefine nail olan Ali Haydar Bozdağ... Her seferinde geri dönmüştür. 2 Nisan 2018 tarihinde Türk bayrağı indirilmesin diye canını feda eden Ali Haydar Bozdağ eşini de yine bir terör saldırısı sonucunda kaybetmiştir. Ruhu şad olsun. Şehidimizin naaşı memleketi Samsun'da toprağa verilecektir. Nasıl kıydılar onu? Aslanım, gözümün nuru, nasıl kıydılar? Sizi böyle görse çok üzülür. Hadi. Söktüler yerinden. Kendi dikti onu. Oğlum benim. Kalk! Yürü! Bak! Şehit ol! Cenaze yürüyüşü! Marş! Güle güle hafızım. Thank you.
abi. Samsun'a gitmiyor muyuz? Vazife var dediler. Yarın yetişirsek ne hala? Ali Aydar ilk şehidimiz değil. Allah'tan umulur ki son olsun. Amin komutanım. Hadi gidip dinlenin. Neredeyse iki gündür uyku girmedi gözünüze. Daha günlerce girmez komutanım. Ali Aydar abinin intikamını almadıkça uyku bize haram komutanım. Bizim işimiz intikam değil, adalet. Bu sefer hiç başka komutanım. Çok başka. Ne diyorsam onu yapın. Hadi. Emredersiniz. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi misin? Sağ kolum kopmuş gibi hissediyorum. Çok üzgünüm. Ben de. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun evlat. Vatan millet sizlere emanet evladım. Başım sağ olsun. Sağ olun. O Yavuz'u, o yavrum nasıl kıydılar evladıma? Ali Haydar'ıma nasıl kıydılar? Ben onun kundağının kokusunu bilirim. Adını kulağına okuduğumuz sabahı hatırlarım. Kur'an'ı eline ilk aldığı günü hatırlarım. O yanık sesiyle boynunu kıra kıra okuyuşunu hatırlarım. Oğlum, söyle şimdi ben ne yapayım?
Ben nasıl bu yangını söndüreyim? Vatan sağ olsun anacığım. Sen evladını özlediğin an bize sarılacaksın. Bizi anacaksın. Bizi bir evladım bileceksin. Vatan sağ olsun. Vatan hep sağ olsun. Sizler de sağ olun. Ben bu yangınla yanayım. Bu acıyla kavruluyum. Hiç dert değil. Sizler sağ olun evladım. Ama bak bana. Batmam için, Ahmet Kartal'ım için, hafızım için hiç sakınmayın evladım. Nerede bulursanız o canavarları hiç sakınmayın. Hafızımın kanını yerde koymayın. Asla. Asla kanı yerde kalmayacak anacığım. Allah sizleri korusun. Ben hafızım yaşıyor gibi her gün size dua edeceğim. Sağ ol. Komutanım. Ne mutlu ki bana müjdeyi sizden önce almıştı. Bilmiyorum ki belki helalleşemedik. Belki son kez bir bakıştık. Belki yaralandım. Hafız diye bağırdınız kulağımın dibinde. Her ne olduysa oldu. Bir önemi yok artık. İnşallah ben şehit oldum. Tüm günahım ve isyanımla şimdi Allah'ın huzurundayım. Onun rahmetine ve merhametine sığınıyorum. Komutanım, sizden bir ricam, lütfen bu mektubu kardeşlerime de okuyun. Kravatık, Keşan, Avcı, Çaylak, Aşık, Tahir. Yavuz komutanım size emanet.
Erdem komutanım size emanet. Sakın ola ki onların bir dediğini etmeyin. Hoş. Etmezsiniz ya. Benden bir abi tavsiyesi işte. Şöyle demişti bir adam bana. Dünya bir pazar yeridir. Bir kefen alır gidersin. Ben de dünyada bana ait bir şey kalsın istemiyorum. Yavuz komutanım. Seccadem sizde kalsın. Yanımda taşıdığım küçük bir musaf vardı. O da dairede kalacak. Yanından hiç ayırma dair. Avcı sen bıçağı mı? Karavutak, düşündüm. Sana lazım olur, güneş gözlüğüm vardı. Sen de kalsın. Keşan'dı. Şimdi yatağıma bir Türk bayrağı sermişlerdir. O sana emanet. Büyüyünce oğlum Ahmet Kartal'a vereceksin. Çahlam, kardeşim. Yakında düğünün var. Sana bir zarf bıraktım. Çam sakızı çoban armağanı. Düğününde lazım olur. Elimden bu geldi, kusura bakma. Keşke daha fazlası gelseydi. Aşık, kadim dostum, kardeşim. Evde dedemden kalma bir saz vardı, istedim onu. Sana gelecek. Tellerini vurdukça beni hatırlarsın. İşte böyle dostlar. Sizden son arzum, ara sıra şu garip hafızı hatırlarsanız, Allah rızası için bir fatihanızı eksik etmeyin. Bana ve bütün şehitlerimize Allah'a emanet olun. Vatan size emanet. Bize söylenecek bir söz bırakmamış hafız. Bölgede EYP ve tuzaklamalara karşı bir çalışma başlatıldı mı? Evet komutanım. Tamam. Sivil halk? Onları henüz sokmuyoruz. Peki. Üsteğmen Özen. Komutanım, az önce istihbarattan bir bilgi notu geldi. Ali Aydar Başçavuş'u şehit eden teröristler. İHA'larımız tarafından görüntülenmiş. Bir de komutanım, elimize geçen cep telefonundan bir fotoğraf çıktı. Ekrana verebiliyor muyuz? Veriyorum komutanım. Bunlar mı? Evet komutanım. Kimlikleri tespit edildi. Bazıları gri listede aranıyor. Şunun başına ödül bile konmuş. Bana hemen Yavuz Üsteğmen'le Timin'i çağırın. Emredersiniz.